Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle birlikte oyun hamurlarımızla dondurmalar yapacağız. Bakalım karpuzlu mu, çilekli mi, kavunlu mu veya üzümlü mü, nasıl meyvelerle dondurmalar yapacağız. Bakın burada oyun hamurlarımız var. Mavi, sarı, yeşil ve kırmızımız. Görüyorsunuz değil mi? Rengarenk. O yüzden dondurmalarımız da rengarenk olacak. Tam yaza uygun bir şekilde. Elimde gördüğünüz gibi dondurma çubuklarım var. Bu dondurma çubukları benim işime çok lazım olacak. Çünkü yapacağım şekilleri bunlara monte edeceğim. Elimde bir sürü şekil var görüyorsunuz çocuklar. Bunlar da benim yardımcı ekipmanlarım. Bunlar olmadan işlerimi kesinlikle düzgün yapamam. Bakın gördüğünüz gibi bunlarla oyun hamurlarına şekiller vereceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Az önce oklavamı tanıtmayı unutmuşum. Evet, bu da benim oklavam. Bu da benim yardımcı elemanım. Hadi bakalım şimdi kırmızıyla başlayalım. Şimdi sizlere kırmızı hamurumuzdan ne yapacağımı söyleyeceğim. Tahminleri var mı? Tahminleri olan var mı? Şimdi karpuzlu bir dondurma yapacağım. O yüzden bana lazım olan şey kırmızı renk. Şöyle yuvarlayalım. Evet, şu anda oklava lazım. Çok fazla inceltmiyorum. Evet, şu anda bana bu kadar yeter. Şimdi bir üçgen elde etmem gerekiyor çocuklar. Sanki bu birazcık beni zorlayacak. Evet. Ve buradan da. Sanırım güzel bir üçgen elde ediyorum. Şurada bir yamukluk oldu. Onu da şöyle götüreceğiz. Evet. Üçgenimiz hazır. Yeşil renk görüyorsunuz. Bundan bana çok fazla lazım değil. O yüzden az alsam da yeterli olacaktır. Yeşil rengimi de elimde yumuşatıyorum çocuklar. Bu çok önemli. Yumuşak olması gerekiyor hamurun. Yumuşak olmadığı takdirde ne olur? Güzel şekil almaz. Güzel şekil almaması da bizi üzer. Çünkü güzel oyunlar çıkartamayız. Şöyle yapacağım. Ve böyle yapacağım. Şimdi benim için önemli olan güzel bir dikdörtgen elde edebilmek. Kenarlarını kopartalım. İşte böyle. Bakın. Şimdi çok merak ediyorsunuz değil mi? Bunu nereye koyacağımı. Bakın şimdi. Altına kabuğunu yapacağım yeşil olarak. Şu şekilde yapabilirim. Gördük mü? Bunları da birbirine biraz yapıştırmamız lazım. Sizce yapacağımız işlemler bitti mi çocuklar? Hı, bir düşünün. Bu karpuzun bir şeyi eksik. Ne eksik olabilir? Düşünün. Bulan varsa parmak kaldırsın.
Aa, sanki birileri bulmuş gibi. Şimdi bana diyorsunuz ki Ece öğretmenim bu patlıcan da nereden çıktı? Ama düşündüm taşındım. Benim elimde siyah bir oyun hamuru yok. Maalesef şu anda siyah bir oyun hamurum elimde olmadığı için bir fikir üretmek zorunda kaldım. Şimdi şuradan küçük bir parça alıyorum patlıcanımdan. Bakın bu şekilde. Bu üzerindeki siyahları kullanacağım. Ne olarak kullanacağım? Tabii ki karpuzun çekirdekleri olarak. Hadi yapalım. Şöyle. Siz tabii ki bunları anneniz veya babanız veya bir büyüğünüz olmadan yapmayın. Tamam çocuklar bakın. Ben bile zorlanıyorum. Bu şekilde. Küçük küçük. Hatta bunları daha bile küçük yapacağım. Bunlar bana yeterli olacaktır. Biraz daha küçülteceğim. Çünkü çocuklar için bıçaklar tehlikeli. O yüzden siz sakın kendinizi güvende hissetmediğiniz bir ortamda, yani büyükleriniz olmadığı yerlerde kesinlikle bıçakları kullanmıyorsunuz çocuklar. Şunları da kaldırabilirim. Bakın. İşte böyle. Bir tane daha. Bir tane daha yapalım. Ve şuraya da bir tane yapalım. Evet, nasıl görünüyor oradan? Evet, işte oldu. Gördüğünüz gibi bir karpuz dilimi elde ettik. Şimdi bunu sopasına takma zamanı. Tadam! Karşınızda karpuzlu bir dondurma. Şimdi bunu buzda atma zamanı. Dadım. Şimdi de sırada sarı rengimiz var çocuklar. Burada da ne yapacağımızı size söyleyeceğim şimdi. Böyle tatlı olur. İçinde bazen çekirdekleri olur. Ama çekirdeksizleri de olur. Of, çıkartamadım bunu. Evet. Şimdi başardım. Tabii ki bu sarı bana çok fazla gelecek. Şöyle şu kadarını ayırabilirim. İçinde çekirdekleri olur demiştik. Sarı olur, yeşil olur, mor olur. Peki nedir bu? Üzüm, böyle sarkar değil mi? Bunlardan üzüm yapacağız. Şimdi şunları şöyle ayıralım ilk önce. Evet, sanırım birazcık daha yapabilirim. Birkaç parça daha olsun elimde. Şöyle. Şimdi bunları yuvarlama zamanı. Bakın bu şekilde yapacağız. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On tane olmasını ister misiniz? Hadi bakalım ona tamamlayalım. İşte 10 tane oldu. Şimdi bu spatulanın üzerine dondurmamızı yapıştıracağız ve daha sonrasında buzluğa göndereceğiz. Hadi bakalım yapalım. Şöyle. Şuraya biraz daha küçük koyabilirim. Buraya bir tane daha. Ve şöyle. Bir tane daha. Şuraya bir tane daha yapacağım. Ve şöyle. Ve son bir tane daha. Peki. Şimdi oldu. Tamamen bitti mi sizce çocuklar bu?
Hayır, bir şeyler eksik bunun. O zaman hadi biraz düşünelim. Evet, aklıma geldi. Buldum. Bana yeşil lazım. O zaman çok büyük olmasın. Bir yeşil yuvarlayalım. Daha sonrasında uzatalım. Daha sonrasında bunu ortadan ikiye bölelim. Ve şu şekilde sapını yapalım. Bir tane daha yapalım. İşte bu kadar. Evet, oradan üzümlü dondurmanız nasıl görünüyor? Bence enfes görünüyor. Bir tane karpuzumuz, bir tane de üzümümüz var. Of, bunları yemek için sabırsızlanıyorum. Şaka şaka. Tabii ki bunlar gelmeyecek değil mi? Çünkü bunlar oyun hamuru. Keşke gerçek olsaydılar. Karpuzu dondurmam. Üzümlü dondurmam. Ve kirazlı dondurma. Çok güzelsin kirazlı dondurma. Ve son olarak da yıldızlı dondurma. Hepsini sizlerle birlikte yaptık çocuklar. Siz de kendi evlerinizde bunları mutlaka deneyin. Hem eğitici hem de çok güzel, keyif veren bir oyun bu.